Herkese merhabalar. Yeni bir video ile beraberiz. Attık kendimizi dışarı. Akşam çok güzel yağış vardı ve yağışın sabahında böyle güzel bir gün bizi bekliyor. Güneş gökyüzünde bütün parlaklığıyla kendini gösteriyor. Hava sıcaklığı tahminen herhalde 18 ile 20 derece arasında. Hafiften serin, rüzgarlı. Rüzgar esiyor. Meltem de diyebiliriz buna. Şöyle insanın yüzünü okşarcasına. Ama aldatıcı olabilir, hasta edebilir. Onu da biliyorum, farkındayım. Küçük bir yürüyüş yapalım. Sohbet niteliğinde. Sonra da geri dönelim fazla açılmadan, fazla kendimizi zorlamadan hasta geziyorum zaten. Geçmek üzere hastalığım muhtemelen. Onu biz tekrar nüksettirmeyelim, tekrarlamasın. Şöyle bakıyorum, badem ağacı çok güzel. Arkadaşlar, çiçek açmış, çiçekler çoğalmış. Şöyle göstermek isterim ben size. Kamera nedense kaydı arkadaşlar. Kendi bildiğini okumaya başladı. Şöyle göstermek isterim. Badem ağacının nasıl çiçek açtığını bu şekilde. Ve misafirimiz de geliyor arka tarafta. Gidiyor arabayla. Göremediniz muhakkak. Çok hızlı olduğu için. Benden daha hızlı olduğu için göremediniz. Böyle gidiyor. Muhtemelen bu kişi kafa dinlemeye gelen bir kişi, onlardan bir kişi. Genelde benim olduğum yerde dururlar. Ama benim olduğumu görünce muhtemelen durmadı. Neyse, yoldan gitmeyi düşünüyorum, yürüyüş yapmayı. Çok fazla tarlalara falan girmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Sebebi ise otlar vesaireler hala daha ıslaktır, yaştır yani. Çünkü akşam çok güzel yağmur yağdı. O kadar güzel gök gürültüsü vardı ki artık güzel mi, çirkin mi kişiye göre değişir bu ama neredeyse bir dakika boyunca gök gürültüsü dinledim. Bir yerden bir çakıyordu. Bulutlardan bulutlara mı atlıyor nasılsa artık. Bir dakika belki abartılı olabilir ama 30 saniyeden fazlaydı en azından. Şöyle saymaya çalıştım. Saate bakmaya çalıştım. Herhalde 30 saniyeden fazlaydı. Ben hiç bu şekilde gök gürültüsünün uzun sürdüğünü duymadım. Çok yakında da şimşekler çaktı. Gündüz gibi aydınlandı ortalık. Şimdi yağıştan bahsetmişken daha yeni videomda bahsetmiştim. Bu videomu unutmazsam yukarı koruma arkadaşlar oradan bakarsınız. Bu konuyla ilgili olacak. O videomu söylemeden önce aptala malum olurum. Bana birkaç defadır malum olmaya başladı. Videolarım bu şekilde konuşmaya başladım. Bu şekilde söylemeye başladım videolarımda. Bu konuyu ben işte bundan önceki videomda bahsetmiştim, yeni değinmiştim falan filan diye. Dediğim gibi kendimden korkmaya başladım arkadaşlar. Aptala mı malum oluyor, ne oluyorsa artık videoda yapmaya korkacağım herhalde. Herhalde biz de TikTok'taki gibi videolar yaparsak belki hiçbir şey olmaz. Ne düşüneceğim, ne diyeceğim bilmiyorum. Yağışlı havadan bahsediyorum. Antalya'nın ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Antalya biliyorsunuz büyük bir sel yaşadı gece. Aynı saatlerde de muhtemelen buraya da güzel yağmur yağdı. Antalya'ya daha güzel yağmış ve insanlar, ölenler var yani. Kaç kişi olduğunu bilmiyorum ama bir çocuğun öldüğünü, cesedinin bulunduğunu yeni haberlerde izledim, üzüldüm. Çocuk olması çok üzüyor arkadaşlar. Elbette her can kıymetlidir bizim için ama çocuk olunca
O daha çok üzüyor biliyorsunuz. Gazze'de nasıl Filistin'de İsraillerin, teröristlerin öldürdükleri çocuklar bizleri üzüyorsa, yani çocuk hangi ırka mensup olursa olsun çocuk çocuktur. Çocuk ırkı bilmez, ırkı tanımaz. Herkes onun suçu orada doğmak değildir biliyorsunuz. Neyse, üzüldüm yani, onu demeye çalışıyorum. Hala burada görebilir misiniz bilmiyorum. Suyun, yol kenarlarında su birikintilerini görebiliyorsunuz. Muhtemelen şurada bile var arkadaşlar. Antalya, sel, şehirler. Videomun konusu da şuydu arkadaşlar. Gönüllü olarak morglarda yaşamak. Şehirleri morg olarak nitelemiştim. Daha doğrusu apartman dairelerini. Dolayısıyla şehirleri morg olarak nitelemiştim. Niye gönüllü olarak biz o morglara koşarak adeta gidiyoruz. Bir de üstüne o kadar milyonlarca para veriyoruz. Almaya çalışıyoruz o morgları. Anlamış değilim demiştim. Avrupa'da bu şekilde değil. Finlandiya'da en azından bu şekilde değil. Hatta oradaki bu şehir merkezleri dahi, ben size eğer unutmazsam Google haritadan göstermek isterim. Sokaktan gittiğinizde sokakta park etmiş araba göremezsiniz. Yaya kaldırımları boştur. Yollar boştur. Park eden araba olarak boştur. Bu arabalar nereye park ediyor diye düşünürsünüz ve sağlı sollu apartmanlar vardır. Ama o sizi yanıltır. O apartmanların kale şeklinde yapıldığı için bunlar içi boştur arkadaşlar. Veya kervansaray gibi diyelim. Bir bahçesi vardır. Elbette bunlar daha büyüktür. Çünkü o bahçeleri park yeri olarak, araba park yeri olarak kullanırlar. Kullanmak zorundadırlar. Hatta her konuta bir, en az bildiğim kadarıyla bir park yeri verilir. Ayrıca misafir park yerleri de düşünülür. Birden fazla, yani orada bir 50 daire varsa 50'den fazla park yeri vardır arkadaşlar. Çünkü bazı konutlarda birden fazla otomobil ihtiyacı olduğu için onlar iki park yerine ihtiyaç duyarlar. Onlar da ücretli olarak sitelerde o park yerlerini kiralarlar. Bu şekilde düşünülmüştür yani. Maalesef ülkemizde bakın oraya özenilip bazı siteler yapılıyor. Güzel güzel bahçeler yapılıyor ama arabaları park yeri gene düşünülmüyor. İnsanlar arabaları sokaklara park ediyorlar, kaldırımlara park ediyorlar vesaire vesaire. Burada anlatmak istediğim, bizim şehirlerimiz maalesef muş gibi yapıyorlar. O yüzden morga benzetiyorum demiştim. Antalya güzel bir örnek mi oldu? Yerine oturan bir örnek mi oldu? Siz karar verin. Artık bundan sonra böyle olumsuz bir konu hakkında video yapmaktan korkar olacağım muhtemelen. Çünkü işte başıma geleni sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok kendi açımdan ama belediyelerin yapacak çok şeyleri var arkadaşlar. Maalesef bakın yerel seçimlerde bu konular hiç konuşulmuyor. Herkes birbirine düşmüş durumda muhalefetiyle. Hepsi yani politikacılar, adaylar. Birisi aday olamadım diye, istediğimi alamadım, vermediler diye küsüyor, istifa ediyor vesaire ediyor. İşte demokrasimiz bile bizim burada demokrasi gibimiş gibi. Kimse isteyen herkes aday dahi olamıyor. Bunu da daha önceki videomda söylemiştim. Birkaç kişi karar veriyor o kişinin aday olup olamayacağını. Herkes aday olabilsin.
arkadaşlar. Görsün altın boyunun ölçüsünü. Bakın çok istemediğimiz kişiler seçiliyor. Hiç o mevkiyi hak etmeyen, halkın desteklemediği çok kişi seçiliyor biliyorsunuz. Partiler aracılığıyla, o 3-5 kişi aracılığıyla. Bu siyasi partiler kanunu değişmesi lazım diye de video yapmıştım arkadaşlar. Üzüldüm, üzülüyorum. Ve tekrar ediyorum arkadaşlar. Eğer olanağınız varsa bakın gitmeyin o morglara. O morglarda yaşamayın. İsteyen yaşasın. Çok isteyen yaşasın oralarda. Bakın kırsalda olsaydı bu şekilde olmazdı. Şehirlerimizde yollar, kanalizasyonlar hiç plansız bir şekilde yapıldığı için, daha doğrusu yeter dendiği için, işte borular daha kalın olacağına ince boru konup oradan buradan bir şeyler yapıldığı için bizler pratik zekalıyız ama bu konularda pratik zekalılık olmuyor maalesef. Ben şu suçludur falan demiyorum. Suçlu hepimizi, toplum olarak, ulus olarak hepimizi. O yüzden artık şu suçludur veya şundan ileri geliyor demekten de artık bıktım arkadaşlar. Hiçbir şey olmadığını görmekten bıktım. Yoruldum yani, bıktım belki doğru bir kelime değil ama yoruldum, yordu beni bu. Üzülüyorum, üzgünlükten de yoruluyorum. Bir de yapıcı olarak eleştiriler yapıyoruz. Onun fayda etmemesini görmekten, elbette bir gün bunun faydası olacağını düşünüyorum ama ben görmek istiyorum gözümle. Sabırsızım belki de, bilemiyorum. Bazılarına bu mesajlar gitmiyor. Duyuyorlarsa anlamıyorlar herhalde veya anlamamazlıktan geliyorlar. Muhtemelen öyle. Umarım şu deprem bölgesini düzgün bir şekilde yapıyoruzdur. Yeni konutlar yapılıyor. Bunlar düşünülmüştür hepsi. Tek sağlam olması yetmiyor konutların. Şehircilik o değil. Onu da söylemek isterim. Neler olması gerektiğini benim söylememe gerek yok. Ben neler isterdim? Orada otursaydım, öyle bir yerde otursaydım, bir, evimin konforu, ısıtması, soğutması, ses yalıtımı, bahçesi, hava alabileceğim, çıkıp yürüyebileceğim bahçesi ve arabamı koyabileceğim park yerim, yakında gidebileceğim, ulaşabileceğim, alışveriş yapabileceğim market olsun, bakkal olsun, yani ihtiyaçlarımı görebileceğim yerlere yakın olmasını isterim. Yani yakın deyince siz o yakınlıkla ne demek istediğimi anlatmak isterim. 3 kilometre dairenin içine alalım bunu, pergeli koyalım arkadaşlar. 3 ile 5 kilometre uzaklıkta olması benim için yakındır. Çünkü arabam var. Çünkü araba park yeri istiyorum. Giderim arabamla, ihtiyaçlarımı görebilirim. Onu demeye çalışıyorum. Bizler bakın evimizin önüne park ediyoruz arabayı. İşe veya ihtiyacımızı gidiyoruz. Umumi arabalarla görüyoruz veya yaya gidiyoruz. O arabayı niye alıyoruz? İhtiyacımız olmayan arabayla ne işimiz var? İşte onu da biliyorum arkadaşlar. Onu da biliyorum. Yatırım aracı olarak görülüyor ülkemizde. Halbuki o yatırım aracı falan değil. Olmaması gerekiyor. Ama ülkemizde maalesef böyle görülüyor arkadaşlar. Ya, bu videom çok uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. Başta da söyledim. Kısa olsun. Tabii yürüyüş oldu. Yürüyüş de sayılmaz aslında bu. Çünkü dediğim gibi pek kendim hasta olmak istemiyorum. Hemen gideyim. Evime gideyim. Çünkü burada, burası o bulunduğum yer biraz yüksek bir yer olduğu için rüzgar alıyor arkadaşlar.
rüzgar affedebilir. Kısa bir video olduğunu, sıkıcı bir video olmadığını, diğer bir videomun tekrarı olmadığını umuyorum. Tekrarı oldu ama maalesef yapacak bir şey yok. Böyle bir video yapmak zorunda hissettim kendimi. Güzel bir hava var bakın arkadaşlar. Güneş arkasında pırıl pırıl parlıyor. Günün tadını çıkarın. Üzülmeyin. Ben üzülüyorum bazen. O üzüntüyü size aktarmak istemiyorum ama maalesef çocuklar ölünce insan ister istemez üzülüyor. Hiçbir şeye kayıtsız, buna kayıtsız kalamıyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorum kayıtsız kalabilen arkadaşlar var mı ama bakın haberler 3-5 gündür artık yakın zamanda saldırı haberleriyle doldu taştı. Ölenler, masumlar. Üzülmeme geldi değil arkadaşlar. Neyse videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepiniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Elbette takipte kalın. Hoşça kalın.